Deprem öldürmez, bina öldürür. Bu bir gerçek. Bu yıllardır söylenir. Siz buradaki böyle büyük dev altın makasa sakın aldanmayın. Bu çünkü bir göz boyama. Şimdi bu makasın hikayesini anlatayım ben size. Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Güçlü Bahçe sitesi. İşte bu site hakkında kan donduran iddialar var. Binanın yapımı esnasında şimdi müteahhitler arasında bir el değişimi oldu. Bu sırada da aslında 4 bloktan oluşması gereken site 5 bloka çıkarıldı. Ve depreme dayanıklılık oranı da facia. Kafalarda bir sürü soru işareti. İşte bu gördüğünüz dev altın makasla da açılışı yapıldı. Hatta bunun için bir de Guinness Rekorlar kitabına da başvuruldu. Güçlü Bahçe sitesi. İşte müteahhit dairelerini satarken bir de şöyle reklamını yaptı. Hani olası bir depremde en güvenli yer evleriniz. Bak, dev altın makasla açıyoruz. Ama gerçek hiç de öyle olmadı. Böyle altın makasla yapılan bir yerin güçlü olduğuna, projesinin güvenli olduğuna tabii ki inandık. Deprem anında evdeydim. 7. katta konutumdaydım. Biz konutumuzu hep güvenli biliyorduk. Müteahhit arkadaşlar bize 7 şiddetinde deprem olursa sakın dışarı çıkmayın. Belki dışarıdan kafanıza bir şey düşer ama evleriniz sağlam dedi. Biz de onları dinledik. Müteahhidin sözlerine inanıp o siteden daire aldılar. Ama 6 Şubat sabahı dünyaları başlarına yıkıldı. Bir blok yıkıldı. B blokta 32 daire. A blokta da 14 dairenin tamamı sitenin içerisine deprem yönünde yıkıldı. Altın makasla açılışını yaptılar. Adına da Güçlü Bahçe sitesi dediler. Depremde yıkılmaz dedikleri Güçlü Bahçe sitesi ilk depremde yerle bir oldu. Deprem olursa binalarınızdan çıkmayın, binalarınızda kalın. Binalarınızdan korkmayın. En güvenliler binanız diye zaten bunu defalarca bize söyledi. Güçlü Bahçe sitesinin müteahhidi Servet Altaş, altın makasla açılışını yaptığı, hatta bunun içinde Guinness Rekorlar kitabına başvurduğu o konutları alanlara deprem anında evinizi terk etmeyin dedi. Ama kendisi farklı yerde oturuyordu. Biz burayı ilk yaptığında burada Hatay Valisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı burada açılışı beraber yaptılar. Hatta Vali Bey burada müteahhite bir soru sordu. Biz buna şahidiz. Nasıl yaptın binalarını? Depreme dayanıklı mı? Deprem olduğunda ben kaçarım dedi. Kendisinin de konutu vardı. Oğlu burada oturuyordu. Ama kendi konutunu kiraya vermişti. Güçlü Bahçe sitesiyle ilgili iddialar korkunç. Bu site ilk yapıldığında aslında 4 bloktan oluşuyordu. Fakat müteahhit el değiştirince kar amaçlı o blok sayısı 5'e çıkarıldı. İşte site sakinlerinin iddiası da o ki bu yıkımın sebebi yapılan o ekstra blok. Arsa sahiplerinden de öğrendiğim 4 bloklu bir site olarak yapılmış ilk etapta. Projesi falan her şey böyle. Fakat müteahhitin el değiştirmesiyle burası kurtarmayacağı düşünerek 5 bloğa çıkartılmış. Bunu depremden sonra ikinci gün gelen bir inşaat mühendisiyle biz -1 otoparkımızda bunu gördük. Adamın dediği şey şuydu, çok tüyler ürpertici bir şeydi. Diyor ki burası 4 bloklu bir siteye kaldırılabilir ama 5. blok koyduğunuz zaman temelleriniz buna yetmeyebilir. Bu blokların yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri de yetersiz desteklemeyle olmuş olacağını söyledi. Bakın mesela şu blok sadece temel üzerine oturulan tek bloğun bu olduğunu, diğerlerinin kaydırma usulü olduğu için yan taraflarında eğilmelerin olduğunu gösterdi. Bunun en büyük sebebi de müteahhitin burada fazla para kazanmak uğruna mezarlar yapmasıdır. Ceplerine bir kuruş para fazla girecek diye insanların hayatından oynadılar. Dairelerin 3 milyon liraya satıldığı sitenin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, Servet Altaş'ın kağıt üstünde müteahhit olarak gözükmediğinin altını çizdi. Müteahhit resmiyette müteahhit gözükmüyor ama müteahhit. Çok güçlü bina yapmış olabilirler. Çok iyi malzeme kullanmış olabilirler. Ama burada stratejik hatalarından dolayı bu iki bloğun devrildiğini düşünüyorum ben. Burada daire fiyatları 3 trilyonu devirdi. Kısa süre önce memleketi Antakya'ya yerleşen Ömer Hatunoğlu ise yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştu. Ben İstanbul'da yaşıyordum daha önce. Büyük İstanbul depreminden aslında kaçma çabamızla biz Antakya'ya yerleştik. Antakya'nın yerlisiyim ben. İşte malum depremin olması bu yapının ne kadar aslında güçsüz bir yapı olduğunu, ne kadar mezar olduğunu bize gösterdi. Altın makasla açtıkları Güçlü Bahçe sitesinin işte bu iki bloğu o feci depremlerin ilkinde yerle bir oldu.
tamamen enkaz yığınına döndü. İşte bu enkaz yığını sitedeki 50 kişiye mezar oldu. Çok komşumuzu kaybettik. Yıkılan bloklar ABB bloklar. 5 bloklu bir site. 50'den fazla da cenazesi çıkan komşumuz oldu. Yani bu çok büyük bizim için yıkım. Kızımın arkadaşları, oğlumun oyun arkadaşları. Güçlü Bahçe sitesinin enkazında 15 ismin olduğu tahmin ediliyor. Hayallerimiz yarım kaldı demeyeceğiz. Biz Antakya'da yaşamaya devam edeceğiz. Bizler Türk'üz. Biz Türk toprağını bırakacak insanlar değiliz. Bu şehri yeniden yapacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bu şehri de bırakmayacağız.